Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Bu menü böyle daha çok hafta sonu ailenizle yiyebileceğiniz güzel bir menü olacak. Neler hazırlayacağım? İlk önce onları sıralayayım. Böyle çıtır çıtır tavuk hazırlayacağız. Çocuklar çok severek yiyor bunu. Fırına kremalı patates, yani patates graten atacağız. Bugün çorba yerine böyle biraz daha sebzeye gidip zeytinyağlı bir bamya hazırlayacağım. Sizler bunun yerine isterseniz çorba da yapabilirsiniz. Hemen öncelikle fırına patatesi atayım. O pişerken diğerlerini de hazırlayacağım. Önüme fırına dayanıklı bir kap aldım. Patatesi şöyle yan yan diziyorum. Bu arada 3 tane orta boy patates doğradım. Öyle çok kalın değil. Gördüğünüz gibi ince ince yaparsanız hem fırında daha çabuk pişecektir. Öncesinde bazı hazırlıklarımı yaptım. Yoksa çok fazlasıyla videom uzuyor. Siz de sıkmamak adına öncesinde hazırladım bunları, doğrama aşamalarını. Şimdi bunları böyle dizeceğim. Patatesi dizdim. Kenara alıyorum. 200 gram bir paket kremayı önüme aldım. İçerisine baharatları ilave edeceğim. Çok az, böyle çay kaşığının ucuyla karabiber. Biraz pul biber. Çok fazla kaçırmayın. Biraz toz biber. Birazcık da şöyle kekik ilave ediyorum. Yarım çay bardağı da süt ilave ediyorum. Bir miktar da tuz. Bunları bir çırpayım. Üzerine eşit bir şekilde döküyorum. Fırına götüreceğim. 200 derecelik fırında böyle hafiften üzeri kızarmaya başlayana kadar, yani bir 25-30 dakika arası önce bir pişireceğim. Şimdi tavuğu da hazırlayayım. 2 adet yumurta koyuyorum. Bir miktar tuz. Biraz karabiber. Hemen hemen çay kaşığını çok doldurmadan. Biraz pul biber. Kimyon. Çok az da kekik. Şimdi bunları da karıştırıyorum. Tavuk göğsü kullanıyorum. Hemen hemen 750 gram kadar falan geldi. Yani bir tane orta boy kemiksiz göğüs diyebilirim. Şöyle uzun uzun doğradım. Çok aşırı uzun da değil, gördüğünüz gibi. İsterseniz küp küp bile doğrayabilirsiniz, hiç fark etmez. Ben doğradım, yıkadım. Şimdi sosun içine katıyorum. Şöyle bir karıştırayım. Eğer zamanınız varsa bunu öğlenden bile hazırlayıp akşama doğru pişirebilirsiniz. Böyle sosun içinde beklesin. Daha yumuşayacaktır. Şimdi ben bunu böyle bekleteceğim. Bamya hazır olana kadar. Kenarda dursun. Bir su bardağı mısır gevreği kullanacağım. Ölçmek için bardağı koydum sizlere. Şimdi bunu ezeceğim. Bu tavuğun miktarına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bir bardakla eziyorum. Aşırı derecede unu haline getirmeyin. Sadece bu iri taneleri ufaltıyorum. İçerisine yarım su bardağı da galeta unu ilave ediyorum. Bunları karıştıracağım. Tek direkt mısır gevreği koyduğunuz zaman tam anlamıyla yapışmayabiliyor. Ve böyle çok kuru gibi gelebilir. Galeta unu bunu birazcık yumuşatacak. Tavuğu birazcık dolaba kaldırayım. Orada beklesin. Ben o arada hemen zeytinyağlı bamyayı hazırlayayım. Bamyayı pişirmek için uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. Altını yakacağım. İlk aşamada az bir şey, şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. İlk önce soğanları sıvı yağda kavurup daha sonrasında hakiki zeytinyağı koyacağım. Eğer direkt zeytinyağını soğanı atarsanız bu sefer zeytinyağı çabuk yanıyor. 2 adet orta boy kuru soğanı doğradım. Ben bamyaya soğanı biraz bol doğruyorum. Çünkü zeytinyağlı yapıyorum. Bu arada bamyam da taze değil. Buzluğa koymuştum. Derin dondurucuya. Derin dondurucudan çıkartacağım şimdi. Buzlu olarak atacağım. Yani buzunu çözdürmeden direkt pişireceğim. İsterseniz de aynı şekilde taze de kullanabilirsiniz.
Şimdi soğanlar pembeleşene kadar kavuracağım. Soğanlar kavrulduktan sonra içerisine 3 adet orta boy domatesi yemekli doğradım. Yeterli, çok fazlasıyla kavurmayacağım. Hemen zeytinyağını, yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Bir miktar tuz, bir miktar pul biber, çok az da karabiber ilave ediyorum. Domateslerimin rengi çok iyi olmadığı için sadece bir tat kaşığından bile daha az biber salçası koyuyorum. Eğer domateslerinizin rengi güzelse hiç salça ilave etmeyebilirsiniz. Normalde zeytinyağlıya pek salça ilave edilmiyor çünkü. Ama rengi çok hoşuma gitmediği için katacağım. Artık yeterli. İçerisine yarım kilo dondurulmuş bamyayı alıyorum. Eğer taze ise limonlu suda bekletebilirsiniz. Bamyalarım çok da iyi değilmiş aslında. Çok büyük büyük. İçerisine sıktığım bir adet limon. Limonu tamamen nasıl seviyorsanız ekşiliğine göre katabilirsiniz. Bir su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Çok sulu yapmayacağım. Hafif böyle biraz koyu olmasını istiyorum. Eğer çok koyulaşırsa su ilavesi yapacağım daha sonra. Çok karıştırmadan hemen kapağını kapatıyorum. Altında kısığı alacağım. Kısık da yavaş yavaş pişsin. Fırından çıkardım. Tam 25 dakikadır fırındaydı. Böyle birazcık dokunun. Patatesler pişti mi hemen çıkartın. Hatta kızarmaya bile başladı. Eğer ki kaşar rendesi istemezseniz üzerine direkt böyle de tüketebilirsiniz. Şimdi ben bir su bardağı dolusu kaşar rendesini üzerine eşit bir şekilde dağıtıyorum. Fırınımı kapatmadım. Şimdi tekrardan fırına götüreceğim. Şimdi tekrar fırına götürüyorum. Bir 10 dakika kadar sadece üzeri kızarana kadar fırında tutacağım. Bir 15 dakikadır kaynıyordu. Hiç ellemedim. Hemen bakacağım. Çok fazlasıyla uzun süreli pişmiyor bamya. Çabuk pişer. Çok da karıştırmayın. Suyu gayet iyi. Artık su ilavesi yapmayacağım. Hemen bir tanesini alıp bakacağım. Tam böyleyken kapatın. Böyle hafif dokunduğunuz zaman ezilmiyorsa hemen kapatın. Çünkü içerisinde de durdukça yumuşuyor. Hatta bunu içinden alacağım. Yoksa diğerlerinde etkileyebilir. Kötü oluyor sonra. Şimdi artık altını kapatıyorum. Tam 15 dakikada pişti. Bu bamyaya göre değişecektir. Kapağını kapatacağım. Kapalı bir şekilde yarım saat boyunca dinlensin. Ben hemen o arada tavukları kızartmaya başlayayım. Uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. İçerisine ortalama bir su bardağı dolusu sıvı yağ koyuyorum. Yağını çok az koymayın. Yağ iyice ısındı. Yanıma mısır gevreğiyle galeta unlu karışımı aldım. Tavuktan alıyorum. Buluyorum. Eğer yağa hakim olamazsanız altını kısın. Yağın içine atıyorum. Kızaranları çeviriyorum. Kızaranları kağıt üzerine, peçete üzerine alıyorum. İçinin çiğ falan kalacağını düşünmeyin. Gayet güzel pişiyor. Hepsini servis tabaklarına aldım. Fırından da çıkardığım patatesi dilimleyip servis tabağına alarak başlayacağım. Hemen bir servis tabağını alayım. Bu çok güzel oluyor. Bunu kesinlikle denemelisiniz. Özellikle böyle etli yemeklerin yanına hazırlayabileceğiniz bir yemek. Tavuktan da koyayım. Çıtır çıtır oldu. Gerçekten
Çok güzel oldu. Ben çekimden dolayı birazcık bekledi bile. Yanına da ketçapla. Çocuklar çok severek yiyor. Şu şekilde batırıp yiyebilirsiniz. İçi de çok güzel pişmiş. Bamyadan da koyacağım. Hiç öyle karıştırmadığım için uzama falan olmadı. Bol soğan ve domatesli güzel bir bamya oldu. Pişmediğini falan düşünen arkadaşlar olabilir. Ondan dolayı şöyle eziyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş. Tam kıvamında. Çok pişirirseniz bu sefer Evet, açılıyor. birazcık da açılıyor. Domates çorbası hazırladım. Çocuklar çok fazlasıyla bamya yemediği için şu menü sadece 30 dakikanızı alacaktır. Çalışan hanımlar için özellikle kurtarıcı bir menü olmuş oldu. Eğer ki kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşıp beğenerek bana destek olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.